hasret dağları gibi duranlarındır. O hainlere gereken dersi Ömer verdi. Biz gururluyuz. Biz mutluyuz. Evet, yüreğimiz yanıyor. Ömer'imiz gitti. Adam güçlü. Elinde silah, doldur kafa, benim silahımı bana doğrultan ben hiçbir asker görmedim ta ömrümde. Kimsin sen? Benim kardeşim diyorum ben sana ya. Vurma diyorum ya. Yaralandım, ölüyorum. Vurma diyorum. Bir taneye sıkıyor. Soruyorum sana. İşte demokrasimize, milli iradeye darbe yapmaya kalkanlar darbeyi kendileri yemiştir. Türk milleti bunlara en büyük darbeyi vurmuştur. Cumhuriyet'in başkenti Ankara ağır bir bombardıman altında cayır cayır yanarken Fethin şehri İstanbul, Boğaziçi Köprüsü'nde fatihleriyle yine yeni bir destan yazdı o gece. Bilesiniz ki bu mağlubiyet onlar için ilk olmayacak. Bundan sonra da devam edecek. Yaşanan acılar, yıkımlar, milletin neden yek vücut durması gerektiğini bir kez daha hatırlattı hepimize, her birimize. Türk insanı bir kez daha demokrasiye olan inancını sonuna kadar gösterdi. 7'den 70'e Türk insanı 15 Temmuz gecesi cesaret, basiret ve vakarla ülkesine, demokrasisine sahip çıkarak darbe girişimini engelleyen en büyük güç olmuştur. Türk milleti, vatan, demokrasi ve hürriyet ortak paydasında buluşarak adeta bir demokrasi destanı yazmıştır. Ve bu sayede herkes anlamıştır ki milletin tek savaşı bağımsızlık ve demokrasi içindir.